Sayın Başkan, kısa süre önce Küçük Dikili Sosyal ve Yardımlaşma Derneği'nin kuruluşunu yaptınız. Bu kuruluştan sonra ciddi hizmetleriniz oldu. Yaptığınız hizmetleri özetle sıralayabilir misiniz? Evet, kısa süreli bir dernek olmamıza rağmen birçok vatandaşımıza dokunduk. Bu vatandaşlarımıza yaptığımız yardımlar tamamen bağışsever arkadaşlarımız, dostlarımız, iş adamları ve bizimle yol yürüyen arkadaşlarımız tarafından tamamen verilmiştir. Herhangi bir hiçbir devlet kurum ve kuruluşundan bir yardım destek almadık. Herhangi bir yerel belediyelerden destek almadık. Tamamen ben ve ekibimin gayret ve çabası dahilinde olmuştur bu yaptığımız tüm çalışmalar. Çalışmalarımız ilk etapta 257 tane aileye erzak kolisi verdik. Evet. Yani çok büyük bir rakam. Ciddi bir rakam. Evet, büyük bir rakam. Evet. Bu tamamen bize bağış yapan arkadaşlarımız, dostlarımız tarafından verilen. Ben ve ekibimin, tek benim değil. Ondan sonra 300 kiloya yakın, tabii bayram arefesinde olduğu için 300 kiloya yakın bayram şekeri dağıttık biz bu mağdur ailelere. Bir tona yakın mangal kömürü dağıttık. İkişer kilo halinde, eşit şekilde. 4 tane kurbanlık koyunumuz vardı. Bunları kesip hazırlayıp eşit şekilde 77-78 tane aileye bu kurban etlerini dağıttık. Bu kurban bayramında en azından kimse etsiz kalmadı. Yani 76-77 aile az bir rakam değil. Evet. Ciddi bir rakam. Artı bunun dışında hayırsever arkadaşlarımız bir pikap patlıcan getirip biz bunu poşetler halinde halka dağıttık. 3 tona yakın patates dağıttık. Bunu 10'ar kilo fileler halinde. Zeytinyağı getirdik 80 kilo. Birer kilo halinde cam kavanozlarla dağıttık vatandaşlarımıza. Hmm. 37 tane çocuğun bayram kıyafeti sorunu çözdük. Böyle yoksul bir bölge. Evet, yoksul bölge. Yani bunu nasıl çözdük? Esnaf arkadaşlarımıza gönderdik. Her bir tuhafiyeci, kimi 3 tane giydirdi, kimi 4 tane giydirdi. Allah onlardan razı olsun. Onlara sonsuz teşekkür ediyoruz. 4 tane mahkum ailesine nakit para yardımı yaptık. Erzak kolisi, et ve şekerden ziyade 4 tane mağdur aileyle nakit para yardımı yaptık. 5 tane ailemizi, o da dul yetim olan 5 tane ailemizi, hayırsever bir iş adamımız, her ay sabit vermek şartıyla, artık gönlünden ne koparsa ama her ay, evet. Yani bu bir ay değil, her ay o mağdur aileler her 5 aile gelip buradan parasını alıp gidecekler. Yani biz bunun sözünü de aldık ki zaten ilk taksitle verdik. Yani bundan 2 gün önce verdik. Evet. Bundan sonra da her ay ayın 10'unda gelip paralarını alıp gidecekler. Evet. Bunun dışında bir de kısa süre oldu kuruluşunun üzerinden ama ne kadar bir üye sayısına ulaştınız? Ayrıca sadece bu bölgedeki hayırseverlerin desteği belki de yetersiz kalacaktır. Bu noktada yerel yönetimlere, belediyelere herhangi bir çağrınız olacak mı? Yani tabii yerel belediyelerden de, devlet büyüklerimizden de, hayırsever iş adamlarımızdan da çok büyük desteklerini bekliyoruz. Yaptığımız her şey göz önünde. Her şeyimiz şeffaf. Evet, biz sonuçta onların desteklerini bekliyoruz. Tabii biz buradaki mahalledeki esnaflarımızı biz ne kadar gidebiliriz? Ne kadar kapılarını çalabiliriz? Bir kere gideriz, iki kere gideriz, üç kere gideriz. Biz tıkanmamak için, bu derneğin ayakta durabilmesi için özellikle yerel yönetim ve devlet büyüklerimizden ve hayırsever büyük iş adamlarımızın desteklerini bekliyoruz. Evet. Üye sayınız ne kadar? Üye sayımız şu an 550'yi geçti. Evet, ciddi 550'yi bir geçti yani daha 20 günlük bir süre. Evet. Ciddi bir rakam. Ve her günde bu üye sayısı artıyor. Artıyor. Bunun dışında biz sadece yoksullara mesela erzak kolisi, gıda yardımı ve et falan değil. Biz artı mahallemizdeki gençlerimize demir sporumuzun final maçını biz bölgemizin takımı dev bayrağını astık ana caddeye. Evet. Final maçını iki tane dev ekranda gençlere izlettik.
Final günü burası izdiham, bayağı bir kalabalıktı. Bütün gençler bunu coşkuyla, sevinçle karşıladı. İlk defa mahallemizde böyle bir şey oluyor. Yani gençlere çok güzel bir moraldi. Tabii finale çıkamadık, ayrı bir mesele. Evet. Yani gönül isterdi ki Süper Lig'e çıkalım. Olmadı. Ama biz gençlerin bu spor faaliyetleri, ondan sonra kültürel faaliyetlerde her konuda biz gençlerle birbirimiz. Burada mesela uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi alıyoruz yanımıza, sohbet, muhabbet. Biz bunları tekrar topluma kazandırabilmek için biz bunlarla her türlü konuşmaları sağlıyoruz. Her türlü biz bunlarla evlerine gidiyoruz, eksikleriyle ilgileniyoruz. Bu gençleri topluma kazandırabilmek için de bazı çaba gayretlerimiz var. Sadece bizim derneğimiz gıda, erzak, şu bu değil. Artı şu an Büyükşehir Belediye'mizin yaz sporları faaliyetlerini küçük kitleye getirdik. Hasan Güder hocamız ve ailesi, milli sporcu. Evet. Onun öncülüğünde burada Kapalı Semt Pazarı'nda pazartesi başlamak kaydıyla kayıtlarımız dernekte yapılıyor. Evet. Dernekte yapılıyor. Tamamen ücretsiz ve belediye bunların bütün ekipmanlarını ücretsiz karşılıyor. Biz sadece yani erzak falan üzerine biz kurulu bir dernek değiliz. Evet, mahallemizin tüm sorunlarının üzerine gidiyoruz. Mahallemizin yol sorunlarını tespit edip ekibimle beraber yol sorunlarını, yolların kırık dökük olan yerleri. Evet, elektrik kesintileri de çok sık olan bir yer galiba. Yol sorununu hallettik. Seyhan Belediye'mizin yol işleri müdürüne ilettik. Ondan sonra elektrik sorununu hallettik. Elektrik sorunu şu an trafo değişti. Mahalle muhtarımız Ercan Karaoğlan'ın da bayağı bir gayret ve çabası vardı. O da mahallede imza topladı. Biz de ben ve ekibim de Toroslar Elektrik İdaresi'ne gidip dilekçe yazdık. Tabii bu gayretler sonucu trafo değişti. Trafodan sonra elektrik sorunu kalmadı şu an Küçüklükli'de. Elektrik sorununu da çözdük. Ondan sonra şey sorunu var. Yine mahallemizin park sorunu var. Mahallemizde park yok. Evet. Koza Mahallesi'ne 20 bin nüfusu olan bir mahallenin parkı yok. Özellikle parkımız yok. Lisemiz yok. 60 bin, 70 bin nüfuslu bir semtin lise sorunu var. Çocuklarımız buradan gidiyor. Atıyorum Şakirpaşa, Yeşiloba'ya veya diğer mahallelere liseye gidiyor. Bu çocukların yol parası var mı, yok mu? Evet. Gelir düzeyleri ne durumda? Yürüyerek gidip gelen çocuklarımız var. Ve bu Yeşiloba'ya giden, istikamete giden çocuklar her gün gaspa uğruyorlar. Telefonlarına alınıyor, paraları alınıyor. Veya ne bileyim tekerini ellerinden alıyorlar. Çocuklar kaza yol dar olduğu için, çift şeritli bir yol olduğu için çocuklar her gün kazalarla karşı karşıya geliyorlar. Yaya geçidi yok o yolda. Evet, çok ciddi sorunlar bunlar aslında. Çok ciddi sorunlar, evet. Yetkililerin bu konuda duyarlı olması gerekir. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Bey? Başka söylemek istediğim şey, biz Küçüklükli Sosyal ve Yardımlaşma Derneği olarak hiçbir partiye, hiçbir kuruluşa bağlı değiliz. Tamamen Küçüklükli Sosyal ve Yardımlaşma Derneği adı altında bağımsızız. Hiç kimseyle bir bağımız yok. Evet. Herkese kapımız açık. Bizim kapımıza gelen herkese kapımız açık. Din, dil, ırk, mezhep ayırmaksızın Küçüklükten bütün insanları bizimdir. Evet, eşit mesafede yaptılar. Evet, aynen. Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Başkan.